سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام 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 MashaAllah, this is very big gift from Maulana Sheikh for us. To swim in the ocean of Allah. This is, maybe it is, look simple words, but it is so huge ocean. Bu Şeyhefendi Hazretlerinin bize verdiği çok güzel bir hediyedir ki, Allah'ın okyanuslarında yüzmek, Subhan dediği o okyanuslara dalmak, o güzelliği bize bahşetti. Şeyhimiz o bize bir güzel hediye oldu elhamdülillah. There is a story about Sultan Süleyman, but which Sultan Süleyman? Nebi Süleyman. The one, he was the highest rank in sultanate, in ruling in this dunya. And Maulana Sheikh used to say, there is 7 ranks of governing being given for the humanity. And the top level, it is rank 7. And this being given to Sultan Nebi Süleyman. Bu bir hikayeyi hatırlatıyor bana ki Şeyhefendi Hazretleri onu söylüyordu. Süleyman peygamber hem sultandı hem peygamberdi. Bu dünyada en yüksek hüküm rütbesine erişmiş olan zattır o. Dünyada diyor ki en yüksek hüküm 7 derecede, 7 derece. Ondan sonra 6 ve aşağı kadar gider. Şunu söylemek istiyorum. Bu hikayede o kadar yüksek mevkide olan bir peygamber ve sultan o, çünkü hem rüzgara hükmederdi, hem cine hükmederdi, hem inse hükmederdi, hem buluta hükmederdi. Her şeye hükmedendi. Tam hakim. Onun için en yüksek rütbedeydi. This is Nebi Süleyman, he was governing the wind, he was governing the cloud, he was governing the jinn, he was governing everything in this world, including the creature, animal, ants, everything. It was under his command. Whatever he ordered, they've been obeying. It is, if you go for ant colony, and you stand up there and you say, I am your Lord. Who will look at you from the ant? You are bigger than them. And say, they do their own job. Even they don't bother to look at you. But Sayyidina Sulaiman, he was saying, you are under my command. And they've been obeying. Subhanallah.
Yani böyle bir karınca yuvasına gidin, deyin ki ben sizin tanrınızım, bana itaat edeceksiniz, beni dinleyeceksiniz, ben sizi helak edeceğim. O karıncalar sana bakmaz bile, umurlarında bir olmaz. Sen nesin ya? Ama Sultan Süleyman, Nebi Süleyman derdi ki bana itaat edeceksiniz. Hepsi ona itaat ederdi. Öyle Allah o hükmü vermişti ona. Bir gün iki tane adam ta uzaktan birbirleriyle konuşuyorlardı. Nebi Süleyman da sarayının balkonundan seyreyliyordu. O iki tane adamı dikkatini çekti. Bu insanlar ne konuşuyorlar diye bir rüzgara emretti ki bana onların konuştuklarını getir dinleyeyim diye. Böyle gücü vardı. One day Nebi Süleyman, he was sitting in his balcony and he was looking and he see two people walking and speaking. And it was coming interesting for him what they are speaking. And he ordered the wind to bring they are talking to his ear. And that talking coming to him. And the topic was one of the friend telling to the other, say, Subhanallah, how Allah Almighty, he give this power to Nabi Sulaiman. And the other one say, MashaAllah, SubhanAllah, so great Allah Almighty, how he give this for him. And that topic coming to the ear of Sayyidina Sulaiman. And immediately he ordered jinn to bring them for him. They've been coming in front of Nabi Sulaiman, and he was so haybat, he was so powerful. Boom. Everybody shaking to come in his presence. And then he say, yes, cannot look. He was saying, I hear what you speak. Say, we don't have any jealous, we don't have any hasad for you. They're shaking. Say, no, no, don't worry. I would like to tell you the word that you say, what is the value of it? And they were saying, what we've been saying? Forgot. From the fear, forgot. And say, you tell to your friend, Subhanallah, what Allah give to Sayyidina Sulaiman. Say, this Subhanallah, I can give you everything I have for this Subhanallah. Everything. Even my power, my ruling, my palace, my richness, my everything for this Subhanallah. Nebi Süleyman o iki tane adamı emretti, cinlere getirin bana onları. Hemen geldiler Nebi Süleyman'ın karşısına. Korkuyorlar. Ne yaptık biz? Bir heybet. Süleyman Aleyhisselam ne heybet. Onun önünde duracak adam kalp krizi geçirir gider. O kadar heybet. Durmuşlar. Demiş ki ben sizin ne konuştuğunuzu duydum. İkisi de başlamış titremesin. Biz haset diye konuşmadık. Bir şey yapmadık. Yani dedi ki yok ben size anlatmak isterim. O Subhanallah dediğinizin kıymetini anlatmak istedim. Onun için sizi getirdim huzuruma. Demiş ki siz o Subhanallah'ın manasını bilseniz ben onu almak için sizden bütün mülkümü, bütün gücümü, bütün her şeyimi size veririm. O Subhanallah kelimesi için.
Onun için şeyhimiz bize Subhanım Allah, Sultanım Allah dedirtiyor ya. Nebi Muhammed peygamberimizi de kabul ettiriyor ya. O bizim için servetler, inanamayacağınız kadar servetler, inanamayacağınız kadar Allah'ın güzellikleri bizim üstümüze oluyor. O kadar büyük bir okyanusu iki kelimeye koymuş. Bu da Allah'ın mucizesidir. Sırrını nerede saklayacağını kimse bilmez. This is Mevlana Şeyh gift for us. Subhanım Allah, that means we are in your ocean ya Allah. Sultanım Allah, we are under your command ya Rabbi. And Nabi Muhammed, that we making us to accept Sayyidina Muhammed as our prophet, that our to be proud that we have such a prophet, that he is our prophet. Alhamdulillah. And Allah Almighty, he is hiding the ocean secret in two words. Such a huge ocean, it's make it to be reachable. You know what's mean reachable? Reachable, it says something like this. You see a plane, for example, and you don't have money to buy the ticket to enter that plane. For example, if you don't have money to buy a ticket, you will never ever be in that plane. Yani ulaşılması kolay Allah'ın kuluna sunduğu ulaşılmak, nasıl bir ulaşılmak meselesi vardır? Bir uçak, paran yoksa o uçağa binemem. O bileti kesip de o uçağa binemem. En basit misali. Çok basit. Bir uçağa binmek istiyorum. Ulaşmak istiyorum. Önünde bakıyorsun ama paran yoktur. Ne gümrük seni geçirir, ne bilet verirler, ne de derler ki buradan geç o uçağa bin. Kesinlikle yasak. It is forbidden for you to pass the custom control, the immigration control, and everything will say, no, you don't have ticket. So we don't allow you to go for check-in desk. We are not allowing you to go for the custom desk. We are not allowing you to go for the police desk, immigration desk. Say, I want to go for the plane. No, you cannot. So Allah Almighty, he make it so simple and easy. He give you the ticket of the plane, make you to have access for check-in, making access to get the custom, making access to get the police, and everybody telling you, okay, you can go for the plane now. This is Allah Almighty, how he make it easy for us. Subhanallah, and you are in the plane. Subhanallah, and you are in the ocean of Allah Almighty. This is how Allah Almighty, he make it so easy and so reachable. Maybe you will not own that plane, but you will be in that plane. It's important. It is not important to own. Here, important to enter. And this is our problem, that we want to own. Don't try to own. You'll be stupid. Take the ticket and be in the plane. That's it. The operational side, leave it for awliya. This is what the Salafi, they don't understand. This is what the Wahhabi, they never understand. Say, no, we want to own. It is not for you. You are stupid. You are only passenger. Try to get the ticket and be in the plane. This is it. Let the awliya to operate. Allah Almighty, he is the owner of everything. That's why they say, your prayer is not good. You, this is not good. Your qira is not good. Sharia, what's going on? If you are the owner, okay, you can tell whatever you like.
Bu öyle bir meseledir ki Şeyh Efendi Hazretleri elhamdülillah Allah sırrını küçük bir meselede koymuştur. Öyle bir sır koymuştur ki diyor ki seni uçağa bindireceğim ben. Bir pilet al yeter ki. Pilet aldığın zaman giden sana biniş kartını da verirler. Gümrükten de geçirirler. Polisten de geçirirler. Buyur uçağa da oturdular. Sana da ikramda da bulunurlar. Ama millet zannediyor ki biz bu uçağı bizim malımız. Hayır, uçak senin malın olamaz. Senin kapasiten yetmez. Bunun işletmesi var, benzini var, pilotu var. Efendime söyleyeyim bir hayli problemi var. Onu ancak Evliyaullah sana derühte eder. Sana diyor ki bir tek pilot al, piletinle uçağa bin. Başka bir şey alma. Uçağın masrafına girme. Uçağın yükün altına girme. Onu Evliyaullah derühte edecekler sana. Diyor ki bir tek sen piletini al ve uçağı bulun. Şimdi yeni akımlar Vahhabidir, Selefidir, bilmem necidir. Bunlar dönüyorlar diyorlar ki bu uçak bizim. Bu şey şirket bizim. Bu şey bizim. Sen böyle binemen, sen böyle anaman, böyle şey yapaman. Sen yahu dur bakalım. Onun sahibi var. Sana ne oluyor? Senin namazın kabul edilmedi. Senin tesbihin olmadı. Senin yaptığın yanlış, senin ettiğin yanlış, senin ettiğin eğri, senin ettiğin büğrü. Yani o zaman sen mal sahibi olursan o zaman konuş ama sen mal sahibi değilsin. Sen kargoya bile koymazlar seni. Yok uçağın sahibi olacaksın. Kargo bölümüne bile giremem. Çünkü sen ne peygamberi seven, ne evliyaları seven, ne salihleri seven, ne ibadet edenleri seven, ne efendime söyleyeyim hiçbir şeyi sevmen. E nasıl sen bu uçağın sahibi olacaksın, bu uçağı insan bindireceksin? Bu hepsi sevgiden geçer, hepsi güzellikten geçer, hepsi insanlıktan geçer. İnsanın dilini mi keseceksin, elini mi keseceksin, kaşını mı keseceksin? Sana bu salahiyeti kim verdi? Öyle bir salahiyet yok. Sen kendi kendine fetva yapacaksın. Ne bu? Fetva olmaz. This is very important things about our journey to Allah Almighty. When we are in the plane, we start the journey to Allah Almighty. It is important to know how to enter the plane. And when you're entering that heavenly train, heavenly plane, it's a train is in the road. This is plane. We must fly. We are flying. Even the fly can fly. What Allah Almighty, He put us in His heavenly plane. Alhamdulillah. This, it will be good for us to have comfortable journey. Alhamdulillah. The awliya is promising us to get comfortable journey. Because we are traveling in the time zone. Time zone is very important. We are all the time thinking about the time zone. It is, we are bored. We don't, what time will, you know, the time is make you bored. But actually, it is the most precious things in our life is the time. And Allah Almighty, He can replace everything to you except the time. He will never replace it. The time, it is going on and on and on. Even nobody can stop it. Say somebody, time up, go out. Time up, go out. Time up, go out. Yo, me? No, you're out also. Oh, no, I'm this. No, you're out. Finish. No mercy. The time doesn't have mercy. And our journey, it is important to have a good captain. The captain is important in your journey. So, if there is no captain, this plane will have dangerous to be crashed
to be not continue, to be not going even for runway also. I'm not saying it's already fly, but still in runway, and nobody knows how to take it off. Yani bu uçak meselesi acayip bir mesele. Nereden geldiyse geldi ama onunla devam etmek zorundayız. Çünkü biz Şeyh Efendi Hazretleri bize pileti kesti. Gümrüğü de geçtik. Polisi de geçtik. Şimdi uçakta oturuyoruz. Oturduk. Şimdi biz hepimiz yolcuyuz. Bu yolculuk zaman yolculuğudur. Zamanın içinde olan yolculuk çok önemlidir. Her şey geri dönebilir, zaman geri dönmez. Çünkü zaman böyle çalışır. Hiçbir zaman diye geri adım atmaz. Hep ileri tık 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 tık. O da bizim aleyhimize mi lehimize mi belli değil. Çünkü lehine olduğu zaman sen o zamanı içinde yürüyorsun. Aleyhine olduğu zaman sana diyorlar ki zamanın bitti dışarıya. Ya ben zamanın bitti dışarıya. Ben başkanım, ben sultanım, ben zenginim, ben fakirim. Hiç zamanın bitti barra 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 barra. Hep herkes dışarıya. Zaman bitti mi her şey biter. Önemli olan burada zamanı nasıl kullanacağız? Şimdi canım sıkıldı diyor. Çok usandım. Çok şey yaptım. Öyle deme. Canım sıkıldı deme. Aman de ki bu zaman kaçıyor elimden. En azından bunu faydaya çevireyim. Güzele çevireyim. İbadete çevireyim. Tesbih çekeyim. Ya çok canın sıkıldı. Kalk iki rekat namaz kıl. Bak göresin nasıl hiç canı sıkılmayacak. Çünkü namazdan kaçmaya kalkar. Bak nasıl hemen düzeliyorsun. Şimdi bu uçaktaki yolculuk önemli olan kaptandır. Şimdi kaptan kimse o zaman yolculuk güzel gider. Elhamdülillah. Şeyh Efendi Hazretleri bize kaptanlığını çok iyi bir kaptana devretti. Öyle bir zata devretti ki elhamdülillah hepimiz onun elini ayağını öperiz. Hepimiz onun emrinde yürürüz. Hepimiz onun görüşüyle gideriz. Çünkü kaptan tamamdır. Kaptan Allah için bizi bu uçağa sürüyor. Kaptan Allah için bizi yolda götürüyor. Allah yoluna götürüyor. Onun için yani bizim şansımız kaptanımız iyi elhamdülillah. Çünkü kaptan kötüyse piste bile çıkaramaz uçağı. Orada park edili kalır. Hadi hasbel kader uçurttu. Kaptan kötüyse bizi düşürebilirdi. Onun için bu Evliyaullah'ın işi çok önemlidir. Evliyaullah işini çok iyi bilir. Evliyaullah sana pileti verdiyse eline uçağı da koyduysa o zaman emnü emandayız elhamdülillah. Bu çok önemli bir meseledir ki hepimiz için böyle tatmin edici ve rahatlattırıcı bir mesele oldu. Elhamdülillah. Çok önemlidir kaptan. Biz Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerinin kaptanlığına inanıyoruz. Onun şeyhliğine inanıyoruz. Ona da hepimiz beyat vermişiz, beyat almışız. O da bize beyatı vermiştir. Şeyh Efendi Hazretlerini çok iyi bir şekilde temsil edeceğine de inanıyoruz. Çünkü Şeyh Efendi Hazretleri bu tarikatı böyle harcayacak bir adam değildir. Onu da çok dikkat etmenizi istiyorum. Şeyh Efendi Hazretleri her şeyi kıymet vermediği bir tek tarikata kıymet verdi, hakka kıymet verdi. Bütün dünyanın herhangi bir şeysi onun kıymetinde değildi. Şeyh Efendi Hazretleri miras dahi bırakmadı. Çünkü hiçbir şey üstüne almadı. Çok önemli bir meseledir bu. Çok önemli bir meseledir. Şimdi ben her zaman söylüyorum, miras bırakmadı. Çünkü hakikaten Şeyh Efendi Hazretleri her şeyi fi sebilillah vermiştir. Kim uyuyor? Mevlana Şeyh, he appointed for us, even me, I was sleep also.
Aleykümselam. Mevlana Şeyh, he is giving us very good tiding about the captain that he appoint for us. Alhamdulillah, Mevlana Şeyh, he give us the best option that we never dream about it. And Mevlana Şeyh, he put us in safe hand. That is Mevlana Şeyh. He is the one that he didn't hesitate with this tariqah, and he didn't put it for chance to say this tariqah can be with anybody. No, he make it perfectly handle to the perfect captain to continue running it. Alhamdulillah. It is important for us that we take bay'ah from Sheikh Mehmet, and he give us his bay'ah, and he renew our bay'ah to acceptance that he is the new captain. And Mawlana Sheikh, he didn't left any inheritor, because he didn't have anything in his name, and he didn't have nothing in his pocket. He been distribute everything for the poor people. Alhamdulillah. I am not sad because I didn't have any inheritance. But I am happy that Mawlana Sheikh, he is the one that show us the dunya is empty, is nothing. And this remind me with very nice story about one awliya. He was in the death bed, and he was very rich, very wealthy. And immediately he distribute all his wealth. Nothing left except his bed. And everybody come and say, "Ya Sheikh, how you dare to distribute everything without thinking about your family, without thinking about your children, without thinking about..." And the Sheikh was saying, "Allah, he is the one al-mu'ti, that he give. He give me al-mughni, that he make me rich." And he was having all this wealth being coming from him. And now I am distributing this wealth for the poor people. And I believe if I leave something for my children, maybe they will do haram with my wealth that Allah Almighty he give me. And they will be having sin because of my wealth. But now I am, alhamdulillah, free like bird. And I believe that Allah Almighty, how he give me as al-mu'ti, and how he make me rich, Zayd al-mughni, then his manifestation can be go on in my family, in my children, in my murids. So he say, no fear. This is Allah. How you can be tawakkul, that you put your back for Allah Almighty, big richness, and you be tawakkul on him, and you are appointing all your things from him, and you believe that Allah Almighty give everything without, if you deserve or you don't deserve, doesn't matter. Allah Almighty, he doesn't look, you are deserve or not deserve, he doesn't count like this. When he give, he give, and when he take, he take. We are saying, "Ya Rabbi, we are believe that you are giving, and we are believe that you are taking, but we are more by your giving. Your taking, we are not ignoring, but we don't want to know." We don't want to know. We know that you can take, but Ya Rabbi, we are
not in that point. We are more in giving point. Elhamdülillah. Biz Allah gani muktedir olduğuna inanıyoruz. Şimdi Şeyh Efendi Hazretleri mirasını sağa sola verdi, şey yaptı, hiçbir şeysi yok elhamdülillah. Ama burada önemli bir mesele vardır ki bir evliyaullah'tan biri ölüm döşeğindeydi ve hemen o da bayağı varlıklı bir evliyaullah'mıştı. Bütün malını mülkünü dağıttı, hiçbir şey kalmadı. Bütün millet geldi, ya Şeyh Efendi Hazretleri sen nasıl böyle yapan? Herkes eleştirmeyi seviyor zaten. Nasıl sen böyle çoluk çocuğuna düşünmedin, aileni düşünmedin, para bırakmadın, pul bırakmadın demişler o Şeyh Efendi'ye. Şeyh Efendi Hazretleri demiş ki ben bunları dağıttım çünkü Allah bana verdi bunları. Ama ben bunları bırakırsam da benim çoluk çoluğum haram işlerse bu parayla ben sorulacağım hesabına. Ama başka bir mesele var. Allah bana nasıl verdiyse çocuklarıma da verir. Onda rızık çok. Her şey çok. Neçin ben korkayım? Ben korkarsam imanım olmaz. Ben korkarsam bu rütbeyi almam. Ben korkarsam Allah'a inancım olmaz. Ona göre de biz elhamdülillah Şeyh Efendi Hazretleri mirası çocuklarıdır. Siz de hepiniz Şeyh Efendi Hazretlerinin çocuklarısınız. Siz de Şeyh Efendi Hazretlerinin sevdiklerisiniz. Siz de Şeyh Efendi Hazretlerinin kıymet verdiklerisiniz. Siz de Şeyh Efendi Hazretlerinin inanamayacağınız kadar değerlisiniz Şeyh Efendi Hazretlerine. You are the jewelry of Mevlana Şeyh. You are the children of Mevlana Şeyh. And you are the one that Mevlana Şeyh, he care about you. And he is in love with all of you. It is important to know that your value is so high in his heart. And you being treated as high value people, alhamdulillah. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة. اللهم صل وسلم على نبي وصل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة